Sevgili gençler, birkaç haftadır okuldan ayrı sürdürdüğünüz ev hayatı, kuşkusuz zaman uzadıkça herkese olduğu gibi sizlere de bazı yönleriyle daha zor gelmeye başlamıştır biliyorum. O alıştığınız arkadaş buluşmalarına, kafeterya sohbetlerine, okul çıkışı muhabbetlerine, ailelerinizde yaptığınız ziyaretlere, ne bileyim belki yeni yeni yaşamaya başladığınız lise aşklarınıza bile bir süre ara vermek zorunda kaldınız. Bu yüzden dersleriniz gibi sosyal ilişkilerinizi de online yaşamaya çalışmakla geçiyor günleriniz. Yaranıza tuz basmak niyetinde değilim ama elbette bu sıkıntıların hepimiz farkındayız. Diğer yandan bardağın dolu tarafı da var kuşkusuz. Bu süreç bizlere zamanın önemini, ailenin değerini, kendimizin farkına varabilmemizin yollarını da gösterdi. Hovardaca harcadığımız zamanı artık iyi kullanır olduk günümüzü planlayarak yaşıyoruz. Ailemizle gün boyu beraber oldukça onların sevgisinin ne kadar özel olduğunu görür olduk. Dahası kendimizi geliştirecek, yeteneklerimizin farkına varacak imkanlar bulmaya da gayret ediyoruz. Bize sunulan sonsuz dijital ortam sayesinde. Yine de süreçle baş etmekte zorlanıyorum. Çok da olumlu bir şey göremiyorum diyorsanız yanımda bulunan konuğumuzun size çok güzel önerileri olacak. İsterseniz biraz kulak verin sohbetimize. Hoş geldiniz sevgili Esra Ezmeci. Hoş bulduk. Evet, çok değerli bir psikolog olarak tanıyoruz sizi ve çok gençlerle ilgili ederim. çalışmalarınızı da takip ettik. Eminim bu süreçte bizim şu anda ekran başına bizi izleyen gençlerimize aktaracağınız çok önemli bilgiler vardır. Evet, aslında hiç bilmediğimiz, birçoğumuzun genç, yetişkin, yaşlı bilmediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Aslında burada şunu tanımlamak lazım, gençlere de söyleyeceğim şey, hayatta aslında birçok tehlikeli unsurun altındayız. Nedir aslında e, deprem var hayatta, sel var işte. Onun dışında birçok tehlikeli unsur var ama bunları bildiğimiz ve kontrol altına aldığımızı düşündüğümüz için ya da bu durumlar karşısında ne yapacağımızı bildiğimiz için aslında her şeyi kontrol ediyormuşuz gibi geliyor. Ama zaten hayat tehlikeli. Aslında yaşam tehlikeli ve biz onun karşısında durmaya ve önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Öncelikli sürecimiz bu. Tabii ki virüs bizim hiç bilmediğimiz bir süreç. Ve virüs görünmez bir durum. Görünmez olduğu için de insanlara daha tehlikeli gelebiliyor. Şimdi burada öncelikle şunu fark etmek lazım. Tabii ki öncelikli durumumuz kaygı duymak. Şimdi kaygının birazı aslında iyi. Bizim için çünkü koruyucu. Eğer kaygı duymazsak bu virüse karşı yaptığımız önlemleri uygulamayız. Uygulamamız için kaygı duymamız gerekiyor. Şimdi öncelikle bizim farkındalıklarda ve kontrol edebileceğimiz süreçlere odaklanmamız gerekiyor. Gençlere önerim bu. Şimdi bizim burada kontrol edebileceğimiz bir süreç var. Nedir o? Hijyenimize dikkat etmek, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamak, sosyal mesafemize dikkat etmek, evde kalmak, bağışıklığımızı güçlendirmek. O yüzden bu bizim bu hastalığa karşı kontrol edebileceğimiz bir şey. Önceliğimiz kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak. Onun dışında kontrol edemeyeceğimiz şeyine biz bu kadar dikkat ettiğimiz halde bu durum benim başıma gelir mi gelmez mi? Bu bizim kontrol edemediğimiz şey. Oysa şunu düşünmek lazım. Hayatta birçok şeyi kontrol edemiyoruz. Sadece elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel söylediniz. Diğerini hayatın akışına bırakıyoruz aslında. Öncelikle gençlerimizin bunu kabul etmesi lazım. Elimizden geleni yapacağız, gerisini hayatın akışında birazcık teslimiyet yaşayacağız aslında. Aslında tevekkül diyorsunuz. Evet çok tevekkül güzel çünkü teslimiyet yaşamazsak aslında teslimiyet yaşamadığımızı düşünüyoruz ama hayatta birçok şeye teslimiz aslında, teslimiyet yaşıyoruz. Sadece önceki şeyler bizim bildiğimiz şeylerdi. Şimdi bilmediğimiz şeyde de elimizden geleni yapacağız, geri kalanı teslimiyetle yapacağız. Yani teslimiyete ve akışa teslim olmamız lazım. Bunun dışında ne yapmamız lazım? Buna gelirsek evet, evet. eğer. Şimdi evin içinde geçireceğimiz bir dönem olacak. Öncelikle hatırlatacağımız şey kendimize, evet ben bu dönemi evin içinde geçireceğim. Bunu nasıl programlamalıyım? Çünkü hayatta her şey programlı. Şimdi lisedeki gençlerimiz eğitim gören gençlerimiz ergenler, sonuçta bir programın çatısı altındalar okulda da. Tabii. Ama ev yaşamında programlayabiliriz. Aynı şekilde çocuklara yaptığımız gibi gençlerimize de şöyle bir şey tavsiye ediyorum ben. Pazar gününden itibaren bir haftanızı programlayın. Her haftalık saat program. haftalık program yapın. Mesela işte belli saatlerde ders eğitimi var zaten. Ondan sonraki süreçte dinlenme. Ondan sonraki süreçte arkadaşlarla online görüntülü görüşme. Online eğitimler var. Ee, onun dışında spor aktiviteleri yapabilirler. Belli kanallar var. Onların karşısında spor aktiviteleri yaparlar. Geleceğe dair düşünmek için çok önemli bir dönem. Mesela ben hangi meslekte başarılı olurum? Neyi yaptığımda mutlu oluyorum? Çünkü bu duyguları aslında çoğu zaman kendimiz sorgulamaya vaktimiz bile olmuyor. Duyguları sorgulamak için çok önemli bir dönem. Ailelerle paylaşımda bulunmak için çok önemli bir dönem. İsteklerimizi, istemediklerimizi, vazgeçemediklerimizi sorgulamak için uygun bir dönem. O yüzden buradaki aslında ee, psikolojik gelişim için açık bir süreç burası. Şimdi sorgulamak dediniz. Çok Hı -hı. önemli bir konu gerçekten. Ee, şimdi bazı gençlerin şöyle dediğini duyar gibiyim. Tamam ben kendimi sorguladım. Hı -hı. Bitti. <laughs> Bu böyle kısa bir süreç midir? Hiç Yoksa kısa bunun bir da süreç da değildir. Yoksa bazı planlanacak bölümler var mıdır? Kesinlikle. Çünkü şimdi siz sorgularken mesela meslek sorgulayacağız diyelim. Bu meslek bire Sonra eş seçimini de sorgulayacağız Tabii. belki <laughs> ileride. Meslek seçimini sorgularken ben Neyde başarılıyım? Benim neyde zayıflıklarım var? Neyde zaafım var? Zaafımı güçlendirmeye mi gitmeliyim? Yoksa başarılı olduğum alanı mı güçlendirmeye gitmeliyim? Burada aslında birçok soru var. Bu soruların cevaplarını e, neye dayanarak bulabilir bir genç? Ben burada yazarak çalışmayı çok... Bu uygun buluyorum. Mesela ben şöyle diyebilirsiniz. Arkadaşlarıyla gruplarına bakacağım. Ben arkadaşlarımın sıkıntıları dinlerken çok iyi çözümler bulabiliyorum ona. Belki ben diğer insanlara da psikolojik destek anlamında faydalı olabilirim. İnsanlara yardım etmek beni tatmin ediyor ve ben grup çalışmasına da yatkınım. Diğer insanları dinlemeyi seviyorum. Nedir bu alanlara benim yatkınlığımı oluşturacak şey? Belki psikoloji alanı, belki tıp. Böylece insanlara faydalı olabilecek alanlar seçilebilir. Veya evdeki küçük bir e Problemli şeyi tamir ederek e, mutlu oluyorsa belki mühendisler Mühendis ilerleyecek oradan olabilir. bile yola çıkılabilir evet. değil Ya mi? da ne bileyim e, bilgisayarla, bilgisayarla ilgili şeylerde çok başarılıysa belki bilgisayar mühendisliği ya da böyle teknolojik gelişimlere çok yatkınsa bununla ilgili süreçleri. E, takip edebilir ya da bununla ilgili süreçlerde başarılı olduğunu görebilir. Hmm. E, mesela insan haklarına çok yatkınsa, hak korumak üzerine çok güzel ifade tarzı varsa ve bununla ilgili şeyler çok hoşuna gidiyorsa ben ileride işte bu insanların hakkını koruyacağım, böyle koşturacağım diyorsa, bu alanda becerilere varsa belki hukuk üzerine eğilebilir. Yani aslında yaşamında içine bakıp yaşamın içinde hangi alanda başarılı olduğunu insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkarabilir. Belki burada bir resime, bir sanata yatkınlığı çıkaracak. Ben aslında bu alanı mesela çok güzel e, resim eğitimleri, sanat eğitimleri, heykel, seramik bu tarz eğitimleri de alarak çünkü online artık bunların eğitimi evet. de alınıyor. Bunları eğitimle alınarak geçebilir. Belki bir sanata yatkınlığınız olacak. Belki siz hiç bilmiyorsunuz. Kendinizin iç, içe kapanık bir insan olduğunuzu düşünüyordunuz. Ama aslında duygularınızı belki bir şiir üzerinden, belki bir hikaye yazma evet. üzerinden çok iyi ifade edeceksiniz. Mesela bu dönem Belki bir yazı yazmak, denemeler yazmak, şiirler yazmak, fıkralar yazmak bu tarz şeyler için de çok güzel bir dönem. Aslında kişinin kendini bulması açısından önemli bir dönem. Sadece şurada bir zorlanma var. E, ergenlik dönemi aslında gençlerin içinde bulunduğu bir dönem e, kişinin kendi benliğini bulma dönemi. Ve burada aslında kendi benliğini bulurken isyan süreçleri olabiliyor. Yani aslında sisteme isyan, aileye isyan. Böylece isyan etme üzerinden kendini bulma zamanı. Ama burada tabii evde kapalı olmak aileyle bir arada olmak bazen gençlerde zorluk yaratabilir. Ama burada büyük bir farkındalık yaşayacağımız dönem. Ailelerle birlikte ortaklaşa verilen kararlar, ortaklaşa birbirleriyle hakkında iletişim süreçlerini kullanmak nedir bu? Mesela biz eleştiriye çok yatkınız. Yani özellikle ne denir aynı zamanı geçirirken aynı aile sürecinin içinde. Olumlu özelliklerimizi söylemekten, takdir etmekten daha çok eleştirmeye yatkınız. Evet. Mesela bu süreçte şöyle bir sistem uygulanabilir. Bunu ailelerine de söyleyebilir gençler. Eğer bir tane eleştiriyorsanız gün içinde yanında bir tane de olumlu özelliğini söyleyin. Evet, güzel. Bunu bile planlayabiliriz diyorsun Kesinlikle öyle. Bence aileler bunu planlamalı. Çünkü baktığımız zaman daha çok eleştirdiğiniz zaman yani eleştiri süreci başladığı zaman o isyanlar çıkıyor. Doğru eleştirirken yanında bir tane olumlu şey söylerseniz her zaman bu iletişim kuralıdır bu arada. Bunu gençler de hayatlarında hep kullanabilir. Birini eleştirirken yanında olumlu bir şeyini söylerseniz hem objektif görüşünüz ortaya çıkar hem karşınızdaki insan sizi daha çok dinlemeye yatkın Doğru. hale görür. Çünkü birine sadece negatif özelliğini söylediğiniz zaman o zaman bu çok objektif bir algı olarak gözükmez ve karşı tarafın tepki göstermesine sebebiyet verir. Yani onda bir savunma mekanizması oluşturursunuz. Doğru. O yüzden her zaman Takdir konusunda cömert olalım, eleştiri konusunda cimri olalım. Ama eğer bunu dengeleyemiyorsak en azından bir bir yapalım diyorum ben. Çok güzel bir bakış açısı. Tabii bunu gençlere tavsiye ederken bir yandan ailelere de tavsiye evet, etmiş oldunuz. Evet. Şimdi aile içi ilişkilerdeki denge bu dönemde çok daha önemli bir boyuta Hı -hı. geçti. O dengeyi oturtmak için e, karşılıklı... O ilişkiyi sağlam bir şekilde kurmak için bu eleştiri mekanizmasının dışında da mutlaka yapılacak işler vardır. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz bize? Mesela aileyle birlikte yapılan aktiviteleri birlikte karar veriyor olmak lazım. Mesela en azından akşam Şimdi gençler kendi odasına kapanmak, internet üzerinden iletişim, işte oradaki <laughs> e, sosyal medyaya girme... ...bu tarz şeyleri de çok fazla e, uyguladıkları için en azından akşam 9'da birlikte seyredecekleri ortak bir film olsun. Mesela diğer üye işte baba ben başka bir şey seyredeceğim, anne başka bir şey seyredeceğim demesin. Gerçekten aileler de buna adapte olsun ve saat 9'da herkes... ...ortak seyretçiye bir şey bulsun. Mesela pazartesi günü belki babanın daha çok istediği olabilir. Salı günü belki gencin daha çok istediği olabilir. Çarşamba annenin daha çok istediği Seçimlerde olabilir. Seçimlerde bile... Seçimlerde bile böyle belki denge. bir denge ve eşitlik çok önemli olabilir. Onun dışında biz çocuklarımız aslında şunu yapıyoruz. Mesela şunu çok soruyoruz. İşte dersine çalış. Yemeğini yedin mi? Aman üşütme. Sağlığına dikkat et. Ama onun dışında duyguları sorgulamak çok bizim hayatımızda yok. Çok haklısınız. Ee, belki duygularımızı sorgulamak için doğru bir zaman. Yani şöyle sorgulamak. Mesela işte arkadaşın böyle davrandığında ne hissettin? İşte üzüldüğünde ne yapıyorsun? Üzüntülerine nasıl başa çıkıyorsun? Ben gençliğimde böyle başa çıkardım ama belki hatalıydım. Şimdi bu, bu, yolla başa çıkmak daha iyi. Orada ama çocuğunuza hak verin. Bak sen böyle yapıyorsun çok daha doğru ben yapamamıştım. Mesela bir çocuğun ya da bir gencin özgüvenini en çok arttıracak şey budur. Onun fikrini önemsemek ve kabul etmek. Asla karşınızdaki kişinin genç ya da çocuk fikrini önemsizleştirmeyin. Önemsizleştirseniz hem o size karşı tepki oluşturur hem de o kendi fikrini kendi içinde de önemsizleştirir. Bu sefer çocuğun, gencin benliğinde değersizlik duyguları oluşur. Şimdi burada çok dikkat etmemiz gereken şey şudur. Bizim anne baba ilişkilerimiz tüm hayatımızdaki ilişki dinamiklerini etkiliyor. Doğru. Yani bir eş seçiminde, arkadaş seçiminde biz anne baba ilişki dinamiğini etken olarak bazal olarak alıyoruz. Siz özgüvensiz, özdeğersiz bir çocuk olmasına katkınız olursa e, ya da buna neden olursanız o kişi ilişkilerinde de bozukluk yaşayacak. İlişkilerinde de kendini değersiz hissedecek. O yüzden sadece siz olmayacaksınız onun hayatında. Başka kişiler tarafından da değersiz gözükmemesi ya da değersizlik hissettirilmemesi için çok dikkatli olunmalı ve çocuklara kendini ifade etme hakkı, hayır deme hakkı ee, ve düşünce özgürlüğü kesinlikle verilmeli. Yani e, şöyle düşünebilir miyiz? Dışarıda tanıdığınız belki de yeni tanıdığınız ve değer verdiğiniz bir insana nasıl davranıyorsanız çocuğunuza da aynı şekilde davranmak zorundasınız. Kesinlikle yani orada sen küçüksün anlamazsın işte benim dediğim olacak. Orada otorite kurmaya çalışırken tabii ki otorite ya da sınırlarımız çok önemli. Ama orada değersizleştirmeden, kıyaslamadan mesela kıyaslama kadar yanlış bir şey yok. Bu çok yapılıyor. Evet. Kıyaslamak nedir? Mesela işte komşunun çocuğu öyle yapmış, sen bu kadar aldın. İşte kardeşin şöyle yaptı, bak sen yapmıyorsun. Oysa orada kişi ya karşındakini motive etmeye çalışıyor. Ama bu çok yanlış bir motivasyon şekli. Bu aslında kişinin hem özdeğerini düşüren hem de karşı tarafa karşı sadece öfke hissettirebilecek bir duygu oluşturan bir sistem. Hı hı. O yüzden lütfen kıyaslamayı yapmayalım. Hem kendimizi kıyaslamayalım kimseyle. Bizim en çok yarışmamız gereken kişi kendimiziz zaten. Kendimizi geçmeye odaklı ya da kendimizin olabileceğimiz en iyisi olmaya odaklı olmak çok önemli. Çok haklısınız. Bu süreçte şimdi herkesin konuştuğu, benim de kulağıma ara ara gelen bir boyut var. Aileler diyorlar ki hep nitelikli zaman geçirmek için karşımıza gelen birçok öneri var ve çocuklarımızla gerçekten bu boyutta ilişkiye geçmek için çok çaba sarf ediyoruz. Hatta bunu abartanlar var. Hadi şimdi etkinlik saati, hadi şimdi yemek saati, hadi şimdi efendim başka bir boyutta birlikte bir şey yapma saati. E, bu kadar da planlı olmak iyi mi? Yoksa biraz da herkesin kendi dünyası için kendine zaman ayırması gerekir mi? Buna bağlı olarak gençlerin az önce de bahsettiğiniz gibi bir odalarına çekilip kendi dünyalarını yaşaması gibi bir eğilim var. Hepimizin evinde var. E, ben de aynı süreci yaşayan bir anneyim. E, buna saygı göstermek lazım mı? Bunun bir dozu var mı? E, o konudaki ölçüler için ne diyeceksiniz? Şimdi tabii e, kesinlikle zaten gençlerin böyle bir alana ihtiyacı var. Çünkü genç orada kendini keşfediyor, bireyselleşmek istiyor, arkadaşıyla sohbet etmek istiyor, kendine özel alanı var, kendi özel alanında iletişim kurmak istiyor. O yüzden burada kendine ait alanında onu özgür bırakmak çok önemli. Ama burada tabii ki biz hep teknoloji bağımlılığından, aslında teknolojiye muhtaç kaldık bu süreçte Doğru. ama hep teknoloji bağımlılığından, ekran bağımlılığından da vaz, e, bahsediyorduk. O yüzden bunlardan da bahsettiğimiz için kişinin sadece ekrana bağımlı olmaması, iletişimde kaliteliştirmek açısından belli saatlerde, yani en azından iki saat bile olabilir bu gün içinde uyumadan önce. Ki iki saatimizi birlikte geçirmek, yani bu süreci de iyi değerlendirmek lazım. Çünkü biz bu süreç geçtiğinde nasıl kendimizi iyi hissedeceğiz? Bu süreçten ne öğrendiğimizi sorgulayacağız. Şu an evet zor bir süreçten geçiyoruz, eve kapandık, yaşamda her şeyin iyileştirilebildiğini düşündüğümüz, teknolojiye çok güvendiğimiz bir süreçte bir virüs geldi ve aslında hiçbir şart dinlemeden sosyoekonomik, sosyo kültürel ülke, çok modernleşme, çok güçlü ülke hiçbir şey dinlemeden herkese eşit bir şekilde etkileyen bir şey geldi başımıza. Ve bu bizim hiç karşılaşmadığımız bir dinamik. Bizim bundan sonraki süreçte bakmamız gereken şey biz bundan ne öğrendik? Ne öğrendik dememiz için de iletişim kurabilmemiz çok önemli ama iletişim kurarken aslında kendi başımıza Yapacağımız ya da çocuğunuzun kendi başına yapacağı iletişimlere de saygı duymak çok önemli. Dolayısıyla herkesin ayrı bir dünyası olmalı. olmalı. Bunun belli bir dozu olmalı kuşkusuz ama Kesinlikle. sen niye odana kapandın? Sen niye bizimle birlikte değilsin diye bir sitem ve suçlama boyutuna geçmemek evet. lazım diyorsunuz. Zaten her zaman bakın karı koca ilişkilerinde de hep birlikte olursanız bundan bir çatışma çıkar. Herkesin Tabii. kendi alanına ihtiyacı var. Bağımlı ilişkiyi hiçbir ilişki dinamiğinde yaşamamalıyız. Ne çocuğumuzla ne karımızla ne kocamızla bağımlı ilişkiler eninde sonunda kişinin benlik saygısına zarar veriyor çünkü kişi kendi benliğinde istediğini özgürce yapmalı. Eğer özgürce yapabilir, özgür alanında mutlu olursa kişi o zaman sizle birlikte olduğu alanda da birbirinizi mutlu edersiniz. Kendi alanında mutlu olmayanı kimse mutlu edemez. Çok haklısınız. Şimdi e, çekirdek aileyle daha yoğun beraber olduğumuz hatta sadece onlardan kurulu bir fiziksel dünyamız olduğu için şöyle bir soru hep aklıma geliyor. İnsanların değişik değişik biyolojik ritmi vardır biliyorsunuz. Kimilerine baykuş denir. Gecenin e, bir yarısına kadar hatta sabaha kadar oturmaktan büyük bir haz duyar kimileri de tarla kuşudur. Sabahın köründe kalkarlar, erkenden yatarlar. Şimdi aile içinde böyle farklı zaman dilimlerinde yaşamayı tercih eden insanlar var. Diyelim ki çocuğunuz gece saat 4'e kadar oturup sonra ertesi gün 2'ye kadar uyumayı tercih ediyor ve yapacağı bir iş olmadığı için de sabah okulum var, erken yat diyemiyorsunuz. Ama siz de erkenden saat 6'da kalkmayı tercih ediyorsunuz böyle bir pozisyonda nasıl bir denge kurulabilir? <laughs> Kurulmalı mı yoksa orada da dediğiniz gibi herkesi kendi hayatının çerçevesinde bırakmak mı lazım? Şimdi burada da denge kurulması lazım. Çünkü eğer tabii ki şu an hani işte yarın ertesi gün okulum yok. Onun için geç yatıyorum var ama bu kişinin psikolojik ruhsal sağlığına ve fiziksel sağlığına zarar veren bir şey, şöyle bir şey gün içinde 2'de uyanır, 4'te yatarsanız psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmeniz çok zor. Çünkü bu her günlük bir rutin. Ee, sabahın belli bir saatinde kalkıyor olmak kişiye mutluluk veren bir şey. Eğer 2'de kalkarsanız ve 4'te yatarsınız kişi kendini işlevsiz bulur. Ve bu da otomatik olarak hormonlarımızı etkiliyor ve mutsuz hissetmeye başlıyor. Bu da yanlış. Belki sabahın altısında kalkmak da hani kişinin kendi dinamiği ise kalkabilir. O kendini ona göre adapte edebilir. Ama diğer kişi de en azından 10'da ya da 11'de kalkmalı. 2'de kalkmak onu mutsuz ediyor. Burada uyardığınız şey aman sen niye 2'de kalkıyorsun deyip altını boş bırakmak değil. Bu senin. ...fizikselliğine zarar verir. Bu kadar uykunun dengesiz olması. Çünkü belli saatlerde... E, ...melatonin hormonlarımız salgılanıyor. Belli saatlerde gelişim hormonlarımız salgılanıyor. Bu, bu vücudun bir dinamiği var. Bunu hepten bozmak yanlış. Onun dışında... Erken kalkmıyor olmak ve ikide kalkıyor olmak psikolojik olarak kişiyi depresyona iten bir şey. Yani hem fiziksel hem psikolojik olarak bu sağlıksız olduğunu açıklayıp ondan sonra en azından ortak noktada yani tabii ki ondan da 6'da kalkmasını bekleyemeyiz ama en azından on buçuk birde kalkıp güne başlaması onun kendini iyi hissetmesi açısından ım, olumlu olacak bir şey. O yüzden bunu bu şekilde anlatmak nedenlerini söylemek daha etkili olacaktır. Çok güzel. Duydunuz değil mi gençler? Aslında ben bu soruyu özellikle sordum yakın çevremde de, e, duyduğum yerlerde de özellikle gençlerin sabaha kadar oturup e, online bir dünyada e, kendi hayatlarını bu şekilde sürdürdüklerine ilişkin duyumlar alıyorum. Ama her şeyin dengesini korumak gerekiyor. Kesinlikle. Esra da söylediği gibi. Peki bu dengeyi e, korurken evde de yapılması gereken birçok iş var ve Hı -hı. bunu genellikle e, ev hayatında anne üstleniyor ve çocuklar kendi dünyalarında yaşarken çok da fazla ona yardımcı olmayı akıllarına getirmiyorlar. Çocuklara hadi bakalım sen de şu işi yapacaksın diye bir baskı uygulamak mıdır böyle bir soruyla veya da istekle yanlarına gitmek yoksa olması gereken bir şey midir? Aslında olması gereken ama çoğu zaman yapılmamış bir süreç. Şimdi sorumluluk verirseniz çocuğa bu çok anlamlı bir süreç olur ve çocuk hayatında da sorumluluk almaya istekli olur. Yani her şeyi tabii ki ona yaptırmak değil ama belli günlerde baba da yapıyorsa, anne de yapıyorsa, kardeş de yapıyorsa en azından e, sofrayı toplamak, yatağını toplamak, böyle evin içindeki süreçlere katkı sağlaması lazım. Tüm yükü aman kadındır yapar, ev hanımı yapsın diye beklemek hem oradaki e, kadına haksızlık, hem e, aile içinde de farklı bir sorumluluk açısı. Zaten şimdi biz eşitlikçi bir dünyanın içinde ilerlerken aman tek şeyi işte ev işleri tamamen kadına aittir bir algıyı zaten erkek çocuğumuza da hiç vermememiz lazım. Çünkü o da ileride evlenecek ve bir eşi eşe sahip olacak. Bu süreci bence aile içinde de öğretiyor olmak lazım. Ben ailelere buradan diyorum ki sizin evladınız olduğu gibi onlar ileride birilerinin eşleri olacak. Evet. O yüzden sadece kendimizi ya da kendi içinde olduğumuz süreci düşünmek değil, ilerideki tüm süreçler adına da ve çocuğun bu süreçlerde de ee, başarılı olması ya da iyi ilişkilerini iyi bir şekilde yürütmesi adına e, eğitimi hep çocukluktan itibaren vermek, sorumluluk vermek lazım. Aman kıyamamak çocuğa diyorsunuz ama o sorumluluğu alırsa inanınca o çocuk daha başarılı oluyor. Çok haklısınız. Ee, bu sürecin içinde anneler, babalar çocuklarıyla böyle bir denge kuruyorlar ve bu denge içinde de çocuklar da annelerine, babalarına karşı sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Böylece ortaya e, güzel bir Denge çıkıyor. Sanırım bu e, mecburi evde kalma süreci bize aile içi dengelerin de oluşmasında yardımcı oldu. Bu boyuttan e, pozitif olarak da herhalde bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok çok, çok öyle. Çünkü tabii ki biz a, evdeki hayata çok adapte olamıyorduk ki. Hep iş hayatına koşturma, okula koşturma, yemeğini ye, evin işini hallettim, koştur, sohbete vaktimiz bile kalmıyordu. Aslında evet evliyiz, bir evin içindeyiz ama yuva kavramımız yoktu. Yuva kavramı vardır. Yuva nedir? Sıcaklık, paylaşım, işte birbirine duygularını ifade etme, e kavramımız kaybolmuştu hayatın koşturması içinde aslında tekrardan yuva kavramını bulmak ailenin sıcaklığını hissetmek için önemli bir kavram biz ülke olarak bu açıdan avantajlıyız aslında Doğru. biz kolektivist bir ülkeyiz toplumsal bir ülkeyiz aile ve akrabalık bağları bizde önemlidir yurt dışındaki süreçlerde Avrupa toplumlarında, Amerika toplumlarında birazcık daha bireysel kültürler hakimdir ve akrabalık bağlarından çok bireyselcilik önemlidir. Ama bu süreç bize öğretti ki aile kavramları da aslında çok önemli. Hatta dayanışma çok önemli, birliktelik çok önemli, birliktelik çok önemli. birlikte hareket edebilmek çok önemli. akrabanı büyüğünü koruyabilmek çok önemli. O yüzden bu süreçte toplumsal olarak biz buna yatkınız. O yüzden bunu tam da kullanmak için çok etkili bir dönem. Yani Doğru. aslında sadece evin içinde yaşamak için değil, yuva olmak için de önemli bir dönem. Çok haklısınız. Hep diyorlar ya artık bundan sonra dünya eskisi gibi olmayacak. Yeni bir dünya düzeninin başlangıcındayız. Belki de tarihin çok önemli bir noktasındayız. Bilmiyoruz. Bunu zaman gösterecek ama bu yeni düzene geçip tekrar normal hayat başladıktan sonra davranışlarımız şu anda edindiğimiz davranışlarımızın devamını sağlamak için bir takım yöntemler veya önerileriniz olabilir mi? Evet. Şimdi tabii şöyle demek lazım. Yeni bir dünya düzenine geçici, Yani şu an bir yeni bir sistemdeyiz ama şöyle söylemek lazım. Tabii ki bu sistemde bazı şeyler önemli olacak ama tamamen izole bir hayat yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü evet. bunu söylersek bu da bizi ümitsizliğe evet. iter. Şimdi bunun yanında eski hayatımıza döneceğimizi, iletişim kuracağımızı özellikle çocuklarımıza ve ergenlerimize söylemek lazım. Ama burada belki hayatımızda kullanacağımız ne kalabilir? Belki hijyenin önemi kalacaktır diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Çünkü e, bu süreçte ve sonrasında belli hastalıklara, griplere karşı korumak için hijyen her zaman önemli olacak. Ee, sosyal mesafe dediğimizde sosyal mesafeyi tabii ki bizde ve sevgi kavramı kucaklaşmak bunlar çok önemli ama belli bir süre belki dikkat ediyor olacağız buna. Bir süre acaba evet. birbirimize sarılmaktan uzak mı kalacağız dersiniz? Aslında belki bir süre ama ondan sonrasında şimdi bebek bile bir bebeği sardığınızda ya da sevgi gösterdiğinizde daha iyi bir gelişim gösteriyor. O yüzden biz tamamen bunlardan uzaklaşacağımızı düşünmüyorum. Hı -hı. Ama bir süre en azından bu süreçler tamamen üstümüzden etkisi geçene kadar dikkat edeceğimizi düşünüyorum. Bence ilişkilerdeki dinamiklere daha çok önem veriyor olacağız. Mesela çok hedonistik bir toplumun içindeydik bu süreç başlamadan önce. Yani tüketim toplumu, ilişkiler çok, çok çabuk doğru. tüketiliyordu. Aldığımız her şey çok tüketiliyordu anın hazını yaşayamıyorduk. Çünkü devamlı ne tüketeceğiz diye bakıyorduk. Şu an bence bunun bize getireceği en önemli şey, öğreteceği şey ilişkilerdeki mutluluğu ve sevginin dayanışmanın önemini anlamak. Çünkü sevgi tüketilmesi gereken bir şey değil ya da ilişkiler tüketilmesi gereken bir şey değil. İlişkinin içinde karşındakini önemsemek, onun duygularını anlamak, değer vermek önemli hale getirecek. Bu süreç bittiğinde belki Bazılarının ilişkilerinde eğer çok farkındalıkları yoksa belki bozulmalar olacak ama birçok yalnız insanda kendi ruh eşini bulmak için yola çıkacak diye düşünüyorum ben. Çok güzel bir bakış açısı. Bize moral verdiniz bu duygularla. E, dolayısıyla bundan sonraki süreçte... Bir de şunu özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Çok daha basit ihtiyaçlarımızı gidererek yaşayabildiğimize göre tüketim toplumu olmaktan da herhalde uzaklaşabileceğiz. Kesinlikle. Öyle değil mi? Kesinlikle. Çünkü bir de şöyle bir şey de çok fazlalaşmıştı. E, aslında tüm toplumda mutsuzluk. Çünkü bu kadar has peşinde tüketim peşinde koşan insan mutlu olamaz ki. Çünkü elde ettim. Elde edene kadar heyecanlıyım. Elde Sonra ettiğim bitti. an e, bir beş gün içinde o mutluluk bitti. E, o zaman ben duruma göre mutluyum. Hayır. Gerçekten nefes aldığımız sürece sahip olduğumuz her şeyden mutlu olmayı öğreneceğiz bence. Bu bir spiritüel, bir psikolojik de gelişim süreci olarak düşünmek lazım. Çünkü Depresif, mutsuz insan çok fazlaydı. Oysa her şeye sahipken, sahip evet. olduğumuz ne kadar çok şey olduğunu tekrar tekrar belki de her gün kendimize hatırlatmalıyız. İnançlarımız doğrultusunda şükretmeliyiz. Teşekkür etmeliyiz sahip olduğumuz için. Bakın hastalığı ne kadar konuşuyoruz ama kimse sağlıktan konuşmaz. Değil mi? Belki de sağlıktan da konuşmayı öğreneceğiz. Sahip olduklarımızdan da konuşmayı öğreneceğiz. Bir şeyleri kaybetmeden de kıymetini bilmeyi öğreneceğiz. Bunu belki içselleştirdiğimiz zaman çok daha mutlu olmayı öğreneceğiz. Bence bu sürecin en çok bize öğreteceği şey mutlu olmayı bir amaca ya da elde ettiğimiz bir şeyi bağlamadan hayattan mutlu olmayı öğretmek. Esra Hanım, bu son söyledikleriniz gerçekten üzerinde günlerce düşünülmesi gereken çok değerli cevaplardı. Ben e, gençlerimizin de bu anlamda kendilerini bir kez daha sorgulayacaklarından çok eminim. E, bu yeni dünya düzenine geçişte sahip olacağımız güzel değerlerle çok güzel bir dünyanın kapısını açacağımız umudundayım, hepimiz gibi. E, güzel sohbetiniz için size çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, yine görüşmek üzere.